Merhaba arkadaşlar. Şimdi gün boyunca yaptıklarınızı bir düşünün. Ayrıntılı şekilde hatırlamayacağınız kadar birçok bilgiye maruz kaldınız. Mesela duydunuz, gördünüz, koku ve tat aldınız, hatta dokundunuz ancak bu bilgilerden bazıları daha sonra erişebileceğiniz şekilde saklandı. Peki bu süreç nasıl işliyor? Beynimiz fazlasıyla karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu yüzden bilim insanları Beynimizin bilgileri nasıl alıp yorumladığına dair çeşitli modeller geliştirdi. Ve bu modellerden en önemlilerinden biri de bilgi işlem modelidir. Bu modele göre beynimiz bir bilgisayar gibi çalışıyor. Çevremizden bir girdi alıyoruz, bu girdiyi işleyip bir karar çıktısı veriyoruz. Ancak şu önemlidir ki bu model hangi sürecin beynin neresinde gerçekleştiğini açıklamıyor. Bu açıdan nispeten kavramsal bir model bu. İlk aşama girdinin alınmasıdır. Bu duysal bellekte gerçekleşiyor. Duysal belleğin bir diğer adı da duysal kayıttır. Yani bu terimle karşılaşırsanız duysal belleğin eş anlamlısı olduğunu bilin. Çevremizle etkileşimimiz burada başlıyor. Bu duyularımız tarafından alınan tüm bilgilerin tutulduğu geçici bir kayıt. Beş duyumuz olsa da bellekle ilgili olarak üzerine en fazla araştırma yapılan iki duyumuz arkadaşlar, görme ve duyma duyularımızdır. Duyusal bellek, gördüklerimizi kaydeden ikonik bellekten ve duyduklarımızı kaydeden ekoik yani yankısal bellekten oluşuyor. Duyusal belleğe dair çok ilginç bir nokta vardır, o da şudur. Duysal belleğin süresi alınan bilginin modelitesine yani kipine göre değişkenlik gösteriyor. Mesela görsel bilgiler inanılmaz derecede canlıdır. Ancak bu bellekte yarım saniyeden kısa bir süre boyunca tutulur. Diğer yandan işitsel bilgiler duysal bellekte biraz daha uzun bir süre boyunca kalır. Yani 3-4 saniye kadar mesela bir sohbet sırasında dikkatiniz başka bir şeye kayar ve arkadaşınız onu dinlemediğiniz için size kızar. İşte burada ekoik belleğiniz sayesinde söylediği son şeyi tekrar edip paçayı kurtarabilirsiniz. Yani duysal belleğe yığınla bilgi akıyor ve hepsini işlememiz mümkün değil. Bu yüzden hangi bilgiye dikkat kesileceğimize karar vermemiz gerekiyor. Sonra o bilgi çalışan belleğe aktarılıp işleniyor. Evet arkadaşlar, çalışan bellek denen şey şu an aklınızdan geçenlerden ibarettir aslında. Kısa süreli bellek de denir buna. Ancak biz çalışan bellek diyeceğiz çünkü psikologların çoğu bu terimi bu şekilde benimsiyor. Çalışan belleğin kapasitesi biraz daha farklı bir şekilde belirleniyor. Yani süresinden çok miktarıyla tanımlanıyor. Şimdi sihirli 7 sayısını aklınızdan çıkartmayın. Çalışan hafızanız bir seferde 7 artı eksi 2 farklı bilgi saklayabilir. Yani 5 ila 9 arasında. Tabi bilgilerin karmaşıklığına veya yaş gibi etkenlere bağlı olarak bu sayı biraz değişiklik gösterebilir ama genelde 7 civarındadır. Şimdi size ilginç bir bilgi vereceğim. Muhtemelen neden olduğunu merak etmişsinizdir. Açıklayalım. Telefon numaralarının alan kodu hariç 7 haneli olmasının sebebi işte bu bahsettiğimiz nedendir. Vaktinde insanların karıştırmaksızın akıllarında tutabilecekleri rakam sayısının bu olduğu belirlenmiş. Nasıl ki duyusal belleğin farklı tür girdiler için farklı bileşenleri varsa, çalışan belleğinde bu farklı girdileri işlemesini sağlayan farklı bileşenleri bulunuyor. Arkadaşlar, resim veya harita gibi görsel veya uzamsal bilgiler vizyospasyal yani görsel uzamsal karalama defteri adı verilen bileşende işleniyor. Sayı ve sözcükler gibi sözel bilgilerin işlenmesi ise fonolojik döngü veya ses bilimsel döngü adı verilen bileşende gerçekleşiyor. Mesela arkadaşlar bir telefon numarasını sadece telefona yazmaktan aklınızda tutarsınız ya hani işte o sırada fonolojik döngünüzü kullanıyorsunuz. Ancak bu noktada dikkatli olmak lazım çünkü sözel bilgi tanımına tüm sözcük ve sayılar dahildir. Duyduğunuz yani ekoik belleğinizden gelen sözcük ve sayılar da dahildir. Gördüğünüz yani ikonik belleğinizden gelen sözcük ve sayılar da buna dahildir. Yani biraz oradan, biraz buradan desek yanlış olmaz. Bazen sözel ve görsel bilgilerden oluşan girdileri bir arada işlememiz gerekebilir. Mesela üstünde sokak isimleri ve yer işaretleri olan bir haritaya bakarken. Şimdi böyle bir durumda bir şeylerin devreye girip görsel uzamsal karalama defteri ve fonolojik döngünün çalışmalarını koordine etmesi gerekir. Bu görevi de merkezi yürütme birimi ya da santral işlemci dediğimiz birim yerine getirir. Bu birimi çalışan belleğin bileşenlerini yönlendiren bir trafik polisi gibi de düşünebilirsiniz. Merkezi yürütme birimi, görsel uzamsal karalama defteri ve fonolojik döngüyü koordine olmalarını söylediğinde bu iki bileşen bölümsel ara bellekte saklanan tümleşik bir temsil oluşturur. Bölümsel ara bellek, uzun süreli bellekle çalışan bellek arasında bir bağlantı vazifesi görür. Bilgi işlem modelindeki son aşama uzun süreli bellektir. Buraya gelen bilgi uzun süreli olarak saklanır. Tıpkı bilgisayarda kaydet düğmesine tıklamışsınız gibi. Ancak ne yazık ki belleğimiz bilgisayar bellekleri kadar güvenilir değil. Yani kusursuz çalışmıyor. Hatta bununla ilgili çok güzel bir söz vardır arkadaşlar. Hafızayı beşer nisyanla malüldür diye. Yani insan hafızasının sorunu unutmasıdır. Yine de uzun süreli bellekte büyük miktarda bilgi saklayabiliyoruz. Her bellek türünün kendisine has bileşenleri vardır demiştik. Uzun süreli belleğin bileşenleri iki ana kategoriye ayrılıyor. Bunlardan ilki açık bellek, bir diğer adıyla bildirimsel bellektir. İkincisi ise örtük bellektir. Bunun da ikinci bir adı vardır. O da bildirimsel olmayan bellektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar psikologlar bir şeye birden çok isim vermeye bayılıyorlar Neyse ki bu isimler genelde bir şey ifade eden isimler oluyor bu yüzden gözünüz korkmasın Örneğin açık bellek, açıkça veya ayan beyan tarif edebileceğimiz anılardan oluşur mesela bir kelime bilgisi sınavına girdiğimizde veya ülke başkentlerini hatırlamaya çalıştığımızda açık belleğin özel bir türünü kullanırız. İşte buna semantik bellek adı veriliyor. Evet. Semantik anlamsal demektir. Yani bunu kelime anlamları gibi basit bilgileri hatırlayabilme yeteneğimiz olarak tanımlayabiliriz. Arkadaşlar açık belleğin bir diğer türü de olaysal bellektir. Bu da olayların saklandığı bellek türüdür. Mesela geçen haftaki doğum günü partimiz gibi. Yani olaysal bellekte olaylara dair anılar saklanır. Açık bellek tanımlaması kolay anılardan oluşurken örtük bellek biraz daha pusludur. Yani örtük bellek tarif edilmesi mümkün olmayabilen şeyleri içerir. Mesela sizce bisiklet nasıl sürülür? Muhtemelen pedallara ne kadar basınç uygulamak gerektiğini veya gidonu tam olarak nasıl çevirmek gerektiğini kesin bir şekilde tarif edemezsiniz. Ancak bisiklet sürmeyi bir kez öğrendikten sonra bisiklete her bindiğinizde düşmeden sürebilirsiniz. Bisiklet sürmek gibi prosedürel bilgiler adı üstünde arkadaşlar prosedürel bellekte saklanır. Örtük belleğin ikinci ve son türü ise hazırlama belleğidir. Evet, peki nedir bu hazırlama belleği? Geçmişte bir deneyimimiz hali hazırdaki bir olayı nasıl yorumladığımızı etkiler. Mesela sizlere ocak dediğimde aklınıza ne geliyor? Eğer videonun ilk dakikalarını dikkatle izlediyseniz, ocak dediğimde aklınıza ay olan ocak gelmiş olabilir. Yani ocak Şubat Mart'taki ocak. Çünkü baştaki takvim resmi sizi buna hazırladı. Geçmişte yaşadığınız üzerinde ocak yazan takvim resmi görme deneyimi belleğinizde kaldı ve söylediğim sözcüğü yorumlama biçiminizi etkiledi. Eğer dikkatinizi vermediyseniz veya ben sözcüğü söylediğim sırada ocakta yemeğiniz varsa aklınıza yemek pişirmeye yarayan ocak gelmiş olabilir. Çünkü gündelik hayatta ocak sözcüğünü bu anlamıyla daha sık kullanırız. Belleğin tüm bu bileşenlerinde ne kadar bilgi saklanabildiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bazen tek bir kelime daha öğrenemeyeceğimiz duyusuna kapılırız ya. Evet. İşte o an için daha fazla bilgi işleyecek durumda olmayabiliriz gerçekten ancak bildiğimiz kadarıyla önünüzdeki bilgisayarın aksine uzun süreli belleğin kapasitesi sınırsızdır. Yani gerçekte beynimiz asla taşmaz.